Vay yavrum vay, şu garaja bak be, şu garaja bak. Adeta var ya sanat eseri gibi. Lan Thor, görüyor musun oğlum? Hayal ettiğim hayatı sonunda yaşar oldum. Bir sürü motorum var, harika bir garajım var, bir sürü elemanım var, param var, ailem var, doğacak bir tane çocuğum var ki o da erkek olacak, %99 öyle hissediyorum. Yani her şeyim var Thor. Üstelik bir de şehirde kar yağışı var. Lan bu havada ne motor sürülür var ya. Üf. Şahin saçmalama, motor falan süremezsin bu havada. İzle ve gör Gizem nasıl motor sürdüğümü, izle ve gör. Şahin yalnız Gizem haklı çünkü motor sürmemen gerekiyor. Maalesef ki Eşref Satırnoğlu hala şehirde. Adamlarımızı öldürmüş Şahin. Şehir güvenli değil. Anlamadım, şehir ne demek güvenli değil oğlum? Koskoca Los Santos'ta beni nereden bulacak lan bu adam? Thor, bul, imha et, kurtul. Bu yöntemi biliyorsun. Şahin, herif sıradan bir adam değil. KGB geçmişi olabilir. Psikopatın önde gideni diyorum sana. Güvende değilsin. Motor gezisini bırak, dışarıya bakkala bile gitmemen lazım. Abartma Thor, abartma. Ben babasını yemiş adam. Oğlundan korkacak değil. Şahin ama... Aması maması yok Thor. Ben kimseye Eşref Satır'ın oğlundan kaçtı Şahin dedirtmem, anladın mı? O yüzden beni bulabileceğini düşünüyorsan gelsin bulsun, ilgilenirim. Lakin şimdi çıkmam gereken bir motor gezisi var. Önce elimin ayarını sevmem gerekiyor. Azizliği oyunun? Yok, azizliğim benim. Ben azizlik yaptım. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Şahin'in hayatında manyak bir videoyu geride bırakmıştık. Ve arkadaşlar yeni garajımızda efsane bir hava atmıştık Yonca'ya. Gördüğünüz gibi bugün Şahin yine çılgın bir macera. Şahin'i bir dakika şuradan almamız lazım. Şahin yürü oğlum. Arkadaşlar bugün Şahin'le yine çılgın bir maceraya çıkacağız. Başımıza manyak olaylar gelecek. Şahin şu an bineceği motoru seçmeye çalışıyor. Evet sanırım Kawasaki'yi seçti. Neydi bu? Kawasaki ZX25R değil mi? Evet. Onu seçti ve bugün manyak bir yolculuğa çıkacak. Lakin başına gelmeyenler kalmayacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Karda Kawasaki ile gezmek nasıl bir keyif olacak? Hadi izleyelim. Şahin tamam. Şahin. Tamam oğlum tamam, fantezi yapma. Hadi izleyip görelim arkadaşlar. Vallahi seni seçtim Pikachu. Seni bayağıdır sürmüyordum ha. Kawasaki'yi alıyorum mentor, tamam mı? Bir saate falan gelirim. Hayatım endişelenmeyin, bir saate buradayım. Şahin, Thor'un tavsiyesini dinlesen ölür müsün? Motora binmesen, bir sürü adamlarla gezsen ölür müsün? Ölmem ama itibarım sarsılır Gizem. O yüzden söz konusu bile değil. Şahin küçücük bir çocuktan korktu dedirtme. Bence kaptan haklı Gizem. Yani sonuçta düşmanından korkması onun zayıf olduğunu gösterir ki Şahin zayıf bir adam değil. Bence de gitsin motor binsin. Sağ ol Yonca ya. Ne kadar da güzel destek veriyorsun ablana. Helal kız Yonca, helal. Yemin ediyorum var ya akıllı kızsın ha. İçlerinde mevzuyu anlayan bir tek sensin. Zaten hep de öyle olmuştum. Ya çocuklar, bizim şehre korkmadığımızı göstermemiz lazım değil mi? Dosta düşmana herkese göstermeliyiz. Şahin korumasız tek başına motoruyla şehirde gezebiliyor. Kimseden korkusu yok. Bu adam ölümden korkmuyor dedirtmemiz lazım. Böyle dedirtip ondan sonra Eşref Satır'ın küçük oğlu tarafından öldürülünce gelemeyen pişmanlık hissi. La saçmalama, o kim beni öldürecek ya, Allah Allah, o kim lan? Kralı gelse öldüremez. Neyse ben çıkıyorum. Bir saate gelirim. Uzattınız ama yani. Hadi. Ben şöyle gideyim de bir turlayayım. Vay yavrum vay. Lan ne ses var motorda ya, ne ses var. Aşık olacak motor resmen. Kaptan bir bağırtsana. Bağırtayım hemen Yonca, sen iste yeter. Üff ne bağırıyor lan. Hey yavrum hey. Çocuklar müsaadenizle. Ben gidip geliyorum. Sakalımız yok ki sözümüz tutulsun. Kimse bizi ciddiye almıyor. Yok, Gizem ciddiye alınır mı? Dinlenmez tabii. Gizem saçmalama. Senin sakalın olsaydı seninle birlikte olmazdık zaten. Hadi eyvallah. Çıkalım şuradan. Hoppa! Dışarıdayız. Hadi bakalım. Şöyle bir turlama vakti.
Ulan ne güzel kar yağmış ya. Ne oluyor lan? Lan oğlum sakın peşime... Geldik patron. Lan sakın peşime takılmayın dedikten sonra niye takılıyorsunuz oğlum siz? Gidin lan. Ben sizi peşimde istemiyorum. Çocuklar bakın. Ben peşimde kıl kuyruk istemiyorum. Patron torun emri kusura bakma. Takip etmek zorundayız. Lan oğlum hasta mısın? Torun patronu benim zaten. Allah Allah gelmeyin lan. Gelme oğlum. Gel. Gelme. Lan. Lan gel lan. Gel. Gel sanki yetişeceksin gel. Allah Allah altında Kawasaki var. Herif hala geleceğim diyor tor diyor. Ulan oğlum altımdaki motorla beni nereye yakalıyor? Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah gidin adamı yakalayın. Beni ne yapacaksınız lan? Salın beni oğlum. Ben şehirde şöyle bir gezeceğim ya. Hey yavrum hey 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 hey. Oğlum ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Şu güzelliğe bak. Oh be. Hayat varmış yemin ediyorum ya. Ulan nefes aldık sonunda ya. Oh özlediğim şey. Kar manzarası, süper motor ve tek başına yalnızlık. Mükemmel bir his oğlum, mükemmel. Bakın şimdi bir ön kaldıracağım bak. Ulan var ya. Hayalini kurduğum hayata sonunda kavuştum. Hey yavrum hey. İşte hep istediğim hayat. Sonunda benim oldu. Vay 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 vay. Oğlum ya. Sonunda ya. Yemin ediyorum var ya. Beni bundan daha fazla hiçbir şey mutlu edemezdi. Harika bir duygu. Pekala beni dinleyin. Birazdan buraya Şahin dediğim adam gelecek. Altında bir Kawasaki motoru var yeşil. Onu durduracaksınız ve onu bana getireceksiniz. Ormanda bir kulübem var. Kulübeme getirip bana teslim edeceksiniz. Sizin tek göreviniz bu. Anladınız mı? Anlaşıldı beyefendi. Yalnız üniformalarımız bayağı iyiymiş ha. Bunları nereden aldınız ya? Gerçek gibi. Gerçek zaten. Onları karakoldan çaldım. Bisikletlerle birlikte. Bana bakın. Bir aksilik istemiyorum. Şahin'i yakalayacaksınız. Ama kılına zarar gelmeyecek. Anlaşıldı mı? Onu canlı ve hasarsız istiyorum. Merak etmeyin efendim. O iş bizde. Emrinizi yerine getireceğiz. Lakin direnirse silah çekmeyelim mi? Ne yapalım? Sakın ona silah çekmeyin. Sakın. Çünkü asla baş edemezsiniz. Kendisi bayağı profesyonel. Hepinizi lime lime eder. En iyi şansınız polis taklidi yapmak. Ve onu kandırmak. Kandırdıktan sonra da kelepçeyi vurup bana getirmek. Ondan sonra paranızı alacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Siz merak etmeyin. Bu iş bizde. Biz profesyoneliz. Sami, geç şöyle ileriye ve çevirmeyi başlatın. Şşt, Muzaffer, sen de şöyle ileriye git. Sen de aynı şekilde çevirme çubuğunu salla. Sakın ama sakın Şahin'i kaçırmayın, anlaşıldı mı? Kaçırırsanız patronu duydunuz. İşiniz biter. Aferin. Mevzunun ciddiyetini anladınız. Sakın ama sakın Şahin'i tehdit etmeyin. Ve bir şeylerden şüphelenmesine izin vermeyin. Duydunuz mu beni? Ben şimdi ormandaki kulübemde bekliyor olacağım. Şahin'i canlı getirin. Anlaşıldı efendim, merak etmeyin. Paketleyip size getireceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Hay anlamadım ki ya. Dağ gibi adamsın. Git kendin yakalasana lan hırbo. Madem Allah Allah bir şey. Efendim? GTA 5 ve fantezileri. Evet, yakında çıkacak olan yeni serimizi duymuş muydunuz? GTA 5 ve fantezileri. He, ben çıkartıyorum. Oyununuzdu. Hey yavrum hey! Ne bağırıyor ya, ne bağırıyor? Aşık oldum oğlum resmen ya, aşık! Şuna bak, ne gidiyor be? Yemin ediyorum motor gibi motor ha. Dur bakalım, tünelde nasıl bağıracağım? Tünele geldim. Hadi koçum Kawasaki, ZX25R, göster bize tüm yeteneklerini. 3, 2, 1. Kulak gitti, kulak. Ah.
Ulan ne bağırıyor be? Ulan askeri üs bölgesi ya, burası biraz sessiz sakin. Ben mahalleyi birbirine kattım resmen. Burada normalde çok trafik olmaz. Ulan oğlum ne biçim bağırıyor, şuna bak. Hoppa! Aralarından geçtim. Muhtemelen ana bacı bir küfür yedim. Ama olsun. Acayip iyiydi. Neyse. Biraz daha basayım da köyden dolaşıp şehre giderim artık. Oradan da bizimkilerin yanına gidelim. Boşuna endişeleniyorlar. Ya boşuna. Ne oluyor lan? Hey sen! Geç böyle geç, sağa geç, sağa geç, sağa geç, dubaların arasına, dubaların arasına. Dubaların arasına mı? Ne oluyor oğlum? Bu saatte ne polisi, ne çevirmesi? Ne oluyor lan? Allah Allah, neyse. Bakalım neymiş? Yani illegal hiçbir şey yapmadım zaten. Ne oluyor lan? Yani devrem, buralardan fazla öyle motorcu geçmez. Aaa! Motorcu! Gel gel devrem gel. Hazır bir motorcu yakaladık. İyi günler delikanlı. İyi günler, iyi günler. De delikanlı falan ayıp oluyor. Buyurun memur bey, nasıl yardımcı olabilir? Sen bize yardımcı olamazsın delikanlı. Yalnızca biz yardımcı olabiliriz sana. O da istersek. Çevirmeye takıldı. Hadi ya Allah Allah. Söylemeseydin anlamayacaktık. Memur bey hayırdır ya sabahın bu saatinde ne çevirmesi? Benim her şeyim uygun gördüğün gibi. Yani motorumda bir sıkıntı yok. Eldivenlerim var, botlarım var, kaskım var, plaka görünürde. Beni niye çevirdiniz ya? Canımız istedi, çevirdik aslanım. Bir sıkıntı mı var? Sadece kontrol edeceğiz yani. Nedir? Plaka sağlam. Egzozda bir sıkıntı yok gibi. Ama yine de bir kontrol edelim. Bakalım fabrikasyon mu? Bağırt bakayım hele bir, bağırt. Fabrikasyon mu bakayım? Anlamadım. Fabrikasyon olup olmadığına kulağınızla mı bakacaksınız? Oğlum bunlar ne biçim polis lan? Lan kulağıma doğru bağırt diyen polisi ilk defa duyuyorum. Memur bey sağır kalırsınız emin misiniz? Bağırt bakayım bağırt. İyi benden günah gitti. Al bakalım. Nasıl? Duyuyor musunuz memur bey? Nasıl? Lan! Lan kulağım! Lan! Lan şerefsizin oğlu kapat lan! Nasıl? İyi mi ha? İyi mi? Ne dedi lan o? Hakaret mi etti lan bana? Oğlum bana hakaret etti lan. Lan polis hakaret etmez ki. Ne biçim polis lan? Oğlum gerçi bu ne biçim bir çevirme lan? Öyle bir yerde çevirme mi olur oğlum? Kulağımın anasını ağlattın anasını! Resmen bu egzoz var ya! Modifiyeli. İn bakalım motordan in. Kontağı kapat anahtarını bana ver. Ceza yazacağım sana in. Ceza mı yazacaksın? Kontağı mı kapatayım? Lan egzoz stok egzoz zaten. Neyin cezası? Ne yapıyor lan bunlar? He? Oğlum bunlar nasıl polis lan? İnsene kardeşim. Ne diretiyorsun polise karşı ha? İnsene. Ceza yazılacak deniyor sana. İn motordan. Ellerini başının arkasına koy. İn. Ellerini başının üstüne koy mu? Basit bir trafik cezası için mi? Oğlum bunlar polisse ben de yemin ediyorum CIA başkanıyım. Lan yoksa bunlar Eşref Satır'ın oğlunun adamları mı? Lan! Lan siz beni ketenpereye mi getiriyorsunuz lan? Kaç 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 kaç! Lan herif mevzuya uyandı! Atlayın motorları atlayın! Yakalayın yakalayın! Takıl 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 takıl! Yürüyün! Herif uyandı mevzuya. Lan bunlar polis değil. Bunlar bildiğin Eşref Satır'ın oğlunun adamları. Kaç 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 kaç. Vay şerefsize bak şerefsize. Kurduğu tezgaha bak. Lan. Oğlum senin karakterin yok lan karakterin. Lan saklanmam lazım saklanmam lazım. Geliyorlar geliyorlar. Altımda Kawasaki var oğlum gerçi. Nereye yakalayacaklar beni? Yakalayın, kaçırmayın. Bas 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 bas. Buradan sonrası trafiklidir oğlum. Buraları karışık yollar. Bas bas bas. Yakalayamazlar beni, yakalayamazlar. Ulan gelin lan, gelin. Ulan Allah'ın belası. Eşref Satır'ın oğlu. Lan var ya. Lan toraklıymış oğlum. Bu itle ilgilenmeden bize gün yüzü yok. Şerefsize bak ya. Sahte polis ayarlamış. Akıllıca iterim. Lakin beklesen bekle.
Göreceksin bakalım. O iş o kadar kolay mıymış? Lan beni öldürmesi kolay mı be? Altında Kawasaki varken beni mi yakalayacaksın? Ey yavrum ey. Nasıl uzadım ama? Yakalayamadılar. Şuradan girelim şuradan. Hoppa. Ulan oğlum var ya. Lan. Biraz dikkatsiz davransam ayvayı yemişti. Ulan itler. Ulan. Lan oğlum herif acayip zeki ha. Dikkatli olmazsam bu herif beni öldürebilir. Sanırım zekama eşit bir rakip buldum sonunda. Şöyle çiftliklerden birine çekelim de bizi bulamasınlar. Ulan oğlum ya. Ulan. Lan Thor yapacağın işe tüküreyim. Öldüreceğin bir tane adamdı. Onu da yapamadın. Senin yüzünden bizi uğraşıyoruz ya. Bizi uğraşıyoruz. Lan. Oğlum buraya geliyorlar lan. Buraya geliyorlar lan. Buraya geliyorlar lan. Lan nasıl lan nasıl? Oğlum bende GPS yok, bir şey yok. Nasıl buluyor bunlar beni? Şuraya saklanacağım şuraya. Motorun sesini duymuş olabilirler. Tarlanın içine, tarlanın içine. Ses etmeyin. Friends, friends. Gelin beyler gel. Bu taraflarda bir yerlerde. Fazla uzağa kaçmış olamaz. Gelin. Dağılın, dağılın. Kasabayı aramamız lazım. Dağılın. İkiniz oradan, ikiniz buradan gel. Böyle, böyle, böyle. Nereye saklandın lan? Nereye saklandın? Bulmamız lazım. Dağılın. Şşş, görmediler beni, görmediler. Lan var ya. Az kalsın yakalandıydık ha. Si puble, si puble. Teşekkürler. Neyse ki beni ifşa alamadılar. Var ya hayvan yemiştik ha. Lan. Lan. Buradan uzama vakti. Sağ olun köylüler sağ olun. Neyse ki polislerle çalışmıyorlar. İlk defa işime yaradı ha. Oğlum yakalansaydık hayvan yediydik lan. Lan var ya. Lan. Tek başımayım bir de dört kişiler. Ya şimdi haklasam bile sıkıntı. Gerçek polisler gelebilir. Bunları polis sanarlar. Peşime düşerler. Lakar etmesin ya. Acilen şehre dönmem lazım. Acilen. Lan başıma gelene bak ya. Lan bir motor gezisine çıkalım dedik zehir ettiler. Allah'ın hırboları. Oğlum nereleri dolanıyorlar lan? Çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Benim hemen şehre dönmem lazım. Geldiğim yoldan gideceğim. Asla beni oradan beklemezler. Tünelden geri gidelim. Tünelden. Ulan. Ulan. Başımıza bela aldık iyi mi ya? Kaç 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 kaç. Lan Eşref Satır'ın oğlu. Lan. Seni de baban gibi ortadan kaldırmazsam. Benim de adım Şahin değil. Oğlum bunun intikamı alınacak lan. Alınacak. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Şahin'in hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Şahin bugün şöyle bir gezeyim diye çıktı. Lakin başına gelmeyen kalmadı. Gördüğünüz gibi Eşref Satır'ın oğlu Zeki oynuyor. Şahin'i yakalamak için elinden geleni yapıyor. Lakin Şahin de artık eli boş durmayacak gibi duruyor. Bakalım bundan sonra bize neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşları davet et ne? Bu ne? Bir arkadaşını davet et. He. Arkadaş yok. Ana diyor ki arkadaş edin de diyor onları davet et diyor. Arkadaşım yok ki benim. Benim arkadaşım yok. Ah lan. Battım lan şu gemi gibi. Lan benim arkadaşım yok oğlum lan. Ana. Ben buradayım lan. Ha, gerçi eksideyim. Arkadaşım yok ya. Ah lan falan. Dertlendim oğlum lan. Allah kahretmesin. Harbiden lan. Benim Roblox'ta arkadaşım yok ya. Üzüldüm lan şimdi. Arkadaşlar arkadaşım olur musunuz ya lütfen. Yani biz bir aileyiz ya lütfen bana biraz arkadaşlık yapın. Ulan üzüldüm ya. Yemin ediyorum üzüldüm. Lan arkadaşım yok ya. Neyse ben de kendi kendime yarışayım. Ne olacak ki? Sonuçta benim arkadaşım yok. Arkadaşım olsaydı bu videoyu beğenirdi falan.